Bizim göz bebeğimiz Ayder. Fırtına Vadisi bizim en önemli turizm destinasyonumuz. Orayla ilgili yıllardır takip ettiğimiz bir proje var ki belli bir bölüme kadar duble, çevreye ve doğaya zarar vermemek adına o bölümden sonrasını üçlü yol olmak üzere bir planlama yaptık. Şu an proje ihalesi yapılmıştı zaten. O ihalede bitti. Şu an proje çalışmaları tamamlandı ve biz yapım ihalesine hazır hale geldik. Diğer taraftan Tunca Grup Yolu meselesi. Ki bunun da proje ihalesini gerçekleştirdik. Biliyorum Ardeşen'in en hayati meselelerinden bir tanesidir bu. Ki Dere Mezra bölgesine de Tunca'nın sonrasına da ciddi bir yatırım yaptık. Biz orayı da turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Ama bununla ilgili bu proje ihalesi gerçekleştirildi, tamamlandı. Şimdi artık bununla ilgili de ihaleye hazır hale geldik. Belki Fırtına Vadisi'nden Tunca Köprüsü üzerinden bir bağlantı yapabilir miyiz? Hatta Ayder duble yoluyla ilgili yapacağımız ihaleye orayı katabilir miyiz? Öncelikle o bölümü yapabilir miyiz gibi bir görüşmemiz de olacak. Bunu zaten hem belediye başkanlarıyla hem ilçe başkanlarımızla takibimizi sürdürüyoruz. Ve inşallah orada da hızlı bir şekilde netice almanın gayreti içerisinde olacağız. Derepazarı Kendirli Yolu yine çok bizim hayati projelerimizden bir tanesidir. Orayla ilgili de çalışmada bir yavaşlık vardı. Seçim öncesinde de hızlı bir çalışmaya artık yavaş yavaş dönüştü. Yarın yine konuşacağımız konuların başında o geliyor. Çayeli-Hemşin yolu da bizim açımızdan son derece önemli. Orada da çalışmayı başlattık. İkizdere-Ovit Tüneli arası bağlantımız. Biliyorsunuz lojistik merkezi güçlendirebilmek için en önemli projelerimizden bir tanesi Karadeniz'i ta Orta Doğu'ya kadar, Mardin'den Orta Doğu'ya kadar bağlayabilecek bir transit ticaret yolu inşa ediyoruz biz. Bu da yani Ovit Tüneli zaten bunun için yapıldı. Burası inşallah Karadeniz'deki ürünlerin Orta Doğu'ya kadar ulaştırılmasına, oradaki ürünlerin Karadeniz'e kadar ulaştırılması için çok önemli bir hat olacak. O hattın içerisinde bazı kopukluklar var şu anda. Erzurum tarafında da kısmen kopuk olan bazı yerler var. Onları da Erzurum milletvekillerimizle beraber takip ediyoruz. Ama şu an bizim için en hayati yatırımlardan bir tanesi de Ovit Tüneli ile İkizdere ilçemiz arasında kalan bölgenin ihale edilmesidir. İnşallah o bağlantıyı da sağlarsak Karadeniz bir şekilde ta Mardin'e kadar ulaşabilecek bir ticaret yolu bağlantısına kavuşmuş olacak. Bunlarla ilgili ciddi bir gayret içerisindeyiz. Ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Rize bizim için son derece kıymetli. Rize'nin turizmi bizim için son derece kıymetli. Havalimanı belki tek başına bir istihdam yatırımı gibi görünmeyebilir. Ama havalimanı sayesinde milyonlarca insan Rize'ye gelecek. Ve bu artışı geçen sene biz gördük. Şimdi bu sene çok daha yoğunluğunu göreceğiz. Hep birlikte bunu müşahede edeceğiz. Bunun yanında havalimanı bir altyapı oluştururken diğer taraftan yatırımcılar, turizm yatırımcıları hızlı bir şekilde devreye girmeye başlıyor. Ve hizmet sektöründe de biliyorsunuz çalışan sayısı çok yüksektir. Ve Rize'nin istihdamına Çaykur'dan sonra en fazla katkı sağlayacak konu da hizmet sektörüdür ve turizmdir. Bununla ilgili tüm ilçelerimiz şu anda bir pay alma gayreti içerisinde. Tüm ilçelerimiz kendilerine özel bir planlama yapıyor. Biz de milletvekilleri olarak ilin bütününü planlamaya çalışıyoruz. Bir gayret gösteriyoruz. Rize'nin inşallah 8-10 yıl içerisinde bunu hep beraber göreceğiz. 8-10 yıl içerisinde bir istihdam problemi kalmayacak. Hem lojistik merkez vesilesiyle hem de bu turizm yatırımları vesilesiyle bir istihdam sorunumuz inşallah kalmayacak. Yeter ki çalışacak insan olsun. Evet ben bu işte çalışırım diyebilen personel olsun. Biz hiçbir şekilde yani bunu sıklıkla takip ettiğimiz ve en ehemmiyetle takip ettiğimiz hususlardan bir tanesidir. Bunu da yaşayarak göreceğiz zaten önümüzdeki dönemde. Ya bizler de milletvekilleri olarak ki şurada 5 yıl daha bir görev yapacağız. En büyük isteğimiz, arzumuz Rize'deki işsizlere, İşi olmayan vatandaşlarımıza iş imkanı sağlayabilmek bir taraftan. Diğer taraftan özellikle gençlerimizin önünü açabilecek yatırımlar üretmek, eğitim faaliyetleri anlamında gençlerimizin önünü açabilecek yatırımlar üretmek. Bunlar bizim açımızdan son derece önemli. İnşallah sorunları aşama aşama, kademe kademe ele alarak hepsini değerlendirmeye tabi tutarak bir çözüme ulaştıracağız. Hemşerilerimiz şunu zannetmesinler, ya milletvekillerimiz bu konuyla ilgileniyor mu acaba demesinler. Hakikaten bizim telefonumuzla bir gün muhatap olan bir kişi Rize'deki bütün sorunların bu telefona geldiğini zaten görürler. Bütün meselelere bakıyoruz. Bazı meselelerle ilgili çözüm üretmek daha kolay. Bazı meseleleri zamana yayarak çözebiliyoruz. Onun için acele etmeden kademe kademe, aşama aşama bütün vatandaşlarımızın problemlerini çözmenin gayreti içerisinde olacağız diyorum. Bütün Rizeli hemşehrilerimizde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden selam ediyorum. Onları çok seviyoruz.
Ve Rize'de de, Ankara'da da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hemşehrilerimizi iyi temsil edebilmenin gayreti içerisindeyiz.